Hanımefendi, servisiniz de sesiniz gibiymiş bu arada. Evet, evet. Bayıldık burada. Kaç sesinizi dinlerken de böyle hissediyorum Kaç ben. Kaç dakika oldu Gürbüz? Zuhal Hanım, 9. dakika bitti ama salatalar geldi. Salatalar geldi ama 9 dakika da bitmiş. Tamam. Gökçen. Hemen geliyorum. Duygu, seninle başladık tamam. Salata yorumuna tatlım. Ben salatasını beğendim Zuhal Hanım. Yani güzel olmuş. Evet evet güzel güzel. Gerçekten güzel. Güzel olmuş. Elma tadını da aldım. Elmaları da burada gördüm. Biraz daha gelmezsen salata da güzel bitireceğim doyacağım ha. Geldim. Ya salatasını gerçekten çok beğendim. Eline sağlık. Evet. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş gerçekten. Evet. Böyle öğün gibi. Sen beğendin mi Eray? Salatası güzel. Sadece ben sirkesini bir tık daha az bulabilirdim. Sirke oranı biraz fazla kaçmış sirke sadece mollahanayı yoğurmak için. Tamam doğru. Diğerlerini hiç eklemedim. Eklememiş olabilirsiniz. Ben biraz daha az sirkeli seviyorum. Belki. Onun dışında... Ben dün tam 10 dakika içinde hem salatayı hem pilavı getirebilmek hala için... Hala ben diyor bu. Ya bir saniye hanımefendi ya. Ya pilavı kalıba bile koymadınız ama Eray Bey Allah aşkına. Kalıba neden koymadığımı dün söyledim. 9. dakikanın içindeyiz tamam. Diye. Ama o da ben her 9. dakika bittiğinde getirdi salatayı. Ya, bence sen de biraz... önden getirdin salatayı. Evet salatayı doğru ben de önden şey getirmiştim. Ben orada gerçekten geç kalacağımız için mantolamayı i̇şte, falan yaparken ama her şeyi... kalmadı geç. Yani getirdi. Tamam, orayı atlıyorsun. Şimdi yani 10. dakikayı geçse tamam anlarım ama tam zamanında getirdi ve sen de dün bir kalıba koymuş çok da çala kalem atmıştın. Evet yani. Evet ben yetiştiremediğim için öyle maalesef, oldu zaten onu maalesef, söyledim direkt. Maalesef. Tabii ki normalde öyle yapmadığına eminim de işte biraz da heyecan oluyor. Birler bir şeyler olmuyor işte. Normal yarışma bu. O kadarına herkesin birazcık mazur görmek lazım. Evet Gökçe'nin sosu ve sote sebzeler mi var? Evet çok tamam. Fazla biberleri. Hmm, arasında da bir ıspanak var. Dolgu gibi mantarlı ıspanak, soğanlı. Ispanak, mantar, biber, karamelize soğan. Bakın nasıl doğru düzgün et böyle pişirilir evet. Bonfile gördüğünüz gibi. Önceden pişirildi değil mi? Tabii ki. Ne zaman pişireceğim? Ben işte yumuşacık, yumuşacık. Ya bonfile bir kere bu kadar ince olmaz. Yani ama iki dilim kullandığım yok, için özellikle... Yok, tamam. Karşılığınızda özellikle oturduğunuz yerde güzel diye öldünüz orada. Hakan Bey vardı markette. Özellikle ona dedim ki... Kasabımız Hakan Bey, evet, selamlar. Buraya da gelmişti. Çok teşekkür ederim. Özellikle ona rica ettim. Zaten izlersiniz, görürsünüz. Şey, çok ince olmasın, çok kalın da olmasın. Çünkü iki kat yapacağım. Evet. Et de baymasın dedim. Tabii. Hakan Bey bu arada meşhur olmuş. Özellikle markete Hakan Bey'i görmeye gidenler varmış. Ne güzel. Mutlu olduk. Evli mi acaba? Eşi, hayır, eşi kıskanmasın. Yok ya sen sadece kadınlar geldi demedim ki ben. Yok yok şimdi. Hayranları var artık. Kıskanabilir. Hakan Bey evli ama Ahmet Bey bekar. O gerçekten evlenmek istiyor. Öyle mi? Siz bayağı içi dışı aile gibi oldunuz artık markettekilerle. Selamlar hepsine. Ezgi'nin namı çok dönüyor markette Zal Hanım. Ezgi'yi çok merak ediyor Ahmet Bey. Ahmet Bey varmış. Bekar seni merak ediyormuş Ezgi. Yarın merakını giderir. Yarın çünkü Ezgi'nin günü. Evet. Sana bir saat veriyorum markete. Tamam. Ekstra süre benden. Ahmet Bey için ve oradaki herkesin mutluluğu için. Şaka yapıyorum tabii ki. Vallahi Günday da başvurusunda demiş ki bekarım. Duydum. Bakalım program yayınlandıktan sonra neler olacak Günday? Bunu da belirtirseniz neler sevinirim demiş sizin? Programda. Ben bekarım demiş. Öyle bir bekarım ki artık bekar kalmak istemiyorum demiş. Tabii yalnızlık Allah'a mahsus. Allah kimseye yalnız bırakmasın. Amin amin. Sen evliydin değil ben mi? Ben evliyim. 20 yıl olacak Haziran'da. Ne? Evet. Maşallah maşallah. Sağ ol. Etinizi bitireceğim galiba. Tebrik afiyet ederim. Olsun. Çok güzel olmuş. Güzel olmuş afiyet gerçekten. Mükemmel. Afiyet olsun. Çok sevindim. Ispanak biraz tuzlu olmuş sadece. Ispanağı. Orada bir de buradaki... Neredeyse tuz atmadım. Yani yok ya. Benim tuz atmadım. Evet. Biraz böyle şey olabilir. Sos karıştıysa. Gökçe'nin sosunda... Gökçe'nin sosu... Sosu da yok, çok güzel olmuş. Şöyle söyleyeyim. Ben bunu çok böyle deneme yanılma olarak hı-hı. Yaptığım bir sos. Ha, senin tarifin. Aynen öyle. Evet. Krema. Köri. Köri. Köri var. Çedar peynir. Ay söyleyemedim. Hı, çedar var. Çedar peyniri var. 3-4 dilim çedar peynir attım. Köri var evet, kajun baharatı, kırmızı toz biber. Hardal var mı? Buna tuz atmadın. Hardal yok. Yok köri. Yok. Eray Bey işte sos ve et gördünüz bugün tadıyorsunuz. Sosu hayatınızda kaç kere yediniz acaba? Onu bir siz önce onu bir Fransız mutfağından olduğunu bir öğrenin de bir internetten bir bakın ben da Fransızın. Siz dün İspanyol olduğunu söylediniz de. Ben o mutfağı falan söylemedim. Bu sosu, İspanyol sos dünyada 5
ana temel sostan Fransız biridir dedim. Fransız sosların 5 temel sosundan biridir. Tamam, siz internetten biridir. Bakın French Mother Sos diye aynen. Yok, hiç görmüşsünüz. Alakası yok. Ana mı Fransız sosu mu? Evet, genelde öyle Fransız geçiyor onlar, sos. Evet. Ama beni dün eleştirmişti ya, doğrusuna kendisi de bakmış. Bakmış değil, ben yıllardır yapıyorum bu sosu. Hmm. Velute sosları, İspanyol sosları, siz merak etmeyin. Ya tabii yemekle uğraşınca hiç belli olmuyordu, bir şeyler yapma ya. Ya siz sostan anlamadığınız için. Anlamadınız. Kesin ben de anlamıyorum. Evet, anlamayan bir insana böyle bir sos yaptığım o için. O yumurta tadını Zuhal Hanım dışında alan tek bendim. Ben mi anlamıyorum sizce yemekten? Aynen. Buradaki herkes çok beğendi, anlamadığını gösterdi ama ben anladım. Ama o yüzden bana düşmansınız çünkü ben anlıyorum. Siz böyle diğerlerini kotarabileceğini düşünüyorsunuz. Siz anladınız mı? Evet, anladığımı düşünüyorum. Mantar çorbasına mantarın çok fazla o tadı olduğunu. Bir teknik uygulamaya çalıştınız, olmamış. Gayet teknik doğru. Satmaya çalışıyorsunuz gayet burada. Gayet doğru. Hiç de olmamış, bir şey de bildiğiniz farklı yok sizin. 3-4 tane teknik öğrenmekle kendine açtığı ilan edilmiyorsunuz. 3-4 tane. Kusura bakmayın. İsterseniz kapışalım, kapışabiliriz. Hiç de problem yok. Açıyorsunuz zaten. Sen yarışın, o ben evde yulaflı sütleri böyle harmanlayıp sporundan sonra içmiyorum hanımefendi. Tamam. Biz yulaflı süt içmiyoruz bu arada. Yulaflı süt nedir? Yani nedir öyle bir şey mi var? Hayır, yulaf sütü demedim. Yulaflı süt. Tamam. Yani. Pişirmiyor musunuz hiç sütün içinde yulafı? Hayır, ben tamam. Çok fazla yulaf yiyen bir insan değilim. Tamam. Sadece tatlı. Sporcular yapıyor ya yulaf yapıyor. Ben çok fazla tercih etmiyorum. Genelde bari yiyorsunuz. Tatlı bir yulafa. Yani ben kendimi gerçekten günlerdir gibi hissediyorum. Hani onlar sütle yerler ya böyle. Evet, sanki böyle sürekli yulaf küspesi yermiş evet. Gibi beni yargılıyorsunuz. Hiç ben böyle tasvip etmiyorum. Allah Allah, kızla da kendine sen öyle şeyler söyleme. Efendim, biz programımızda ritüel kuralları gereği, daha evvel de belirtmiştim, bazı şeylere izin vermiyoruz. Bunu maalesef kurala uymayan yarışmacıları da uyarıyoruz. Uyardığımız halde de zikreden olursa vermiyoruz, veremeyiz. Bazı benzetmeleri, özellikle hayvan benzetmeleri yasak. Bunu bir kez daha söyleyeyim de, bazen niye vermiyorsunuz, neyi bipliyorsunuz diyemiyoruz diyorlar. Yani tatlış bir hayvan da olsa, sevdiğimiz, evimizde beslediğimiz canlılardan da olsa o benzetmeleri yayınlamamız yasak. Evet. Keşke her şeyi yayınlayabilsek, keşke. Ama yayınlayamayız maalesef. Yayınlanamayacak kadar bizi de aşan şeyler var. Seyrettiğinizde sizi de dehşete düşürecek şeyler maalesef oluyor burada. Bazen ama yayınlayamıyoruz ritüel kuralları gereği. Yani dolayısıyla da böyle biplenen şeyleri duyduğunuzda niye derseniz bundan dolayı oluyor. Çok da fazla da kesmek istemiyoruz çünkü bazen gerçekten çok fazla zikrediliyor. O zaman da bizim de programımızın belli bir süresi var yayınlamakta zorunlu olduğumuz. Bunu da seyircilerimize dipnot olarak geçeyim. Artık ana yemek yorumlarına geçelim. Gel seninle başlayalım Günday. Benle başlayalım. Salatanız güzel, benim de hoşuma gitti. Afiyet tuzu falan olsun. Her şey yerinde. Yenilecek kıvamında. Güzel. Etiniz de gayet güzel pişmiş. Afiyet tebrik olsun. Ederim bu arada. Buğday. Buğday pilavınız da bir tık daha pişebilirdi belki ama çok sorun değil. İnanın bir iki tık daha, saat. Bir tık. Çok önemli değil çünkü buğday. Hatta dediler ki Gökcan yetişmeyecek. Sıkıntı yok. Ama çok aşırı bir önemli bir şey değil bir tık. Mazeret olsun diye söylemiyorum. Yok, anladım. Yani ortalama olarak ben beğendim. Afiyet olsun, çok sevindim. Güzel. Salatayla ilgili bir şey, bir gönderme yapabilir miyim? Salatada yalnız elma dediniz. Elma, evet. Sadece iki yeşil elma var.